Bir kardeşimiz yazmış. Enes Avcı. Benim yazdığım kitapların Amerikalı bilim adamlarının yazdığı eserlerden alıntı olduğunu belirtmişler. Kardeşim, yani nereden alacağız? Amerika, Rus, Çin, Rus, yani Avrupa, işte Koreli, değil mi? İranlı. Oralardan nereden alınır yani? Ya bilimsel bir çalışma olursa nereden alıyor? Türkiye nereden alıyor? Bütün bilim adamları nereden alıyorlar? Evet. Uzaydan gelip uzaylılar verecek hali yok. Tabii ki oradan alacak. Yani bu yani çok ahmakça ve aptalca bir söz. Yani Amerikalılardan aldı demek yani. Fransızlardan aldı demek. İngilizlerden aldı demek yani. Ben mesela paleontolojik bir çalışma yapılmış. Ve onunla ilgili açıklamalar var. Yahut kromozomlarla ilgili bir çalışma var. Elektron mikroskopta adam fotoğraflar çekmiş, getirmiş. Amerikalılar çekti fotoğrafı. Bu kullanılmaz. Kim çekecek? Mısırlı çekerse kabul edecek mi? Onu da kabul etmesin ki sen. Çok ahmakça ve aptalca. İlim Çin'de olsa alınız diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ilim neredeyse alırız. İnşallah. Yani kafası dumandan tıkanmış bunakların sözüyle hareket etmesin kardeşlerimiz. Değil mi? Kafası imanın nuruyla açılmış insanların düşüncelerine göre hareket etsinler. Tabii ki kaynak alacaksın. Ben mesela dini konuları anlıyorum. Bediüzzaman'dan alıyorum. İmam Gazali'den alıyorum. İmam Rabbani'den alıyorum. Hepsinin üstünde hadis-i şeriflerden alıyorum. Bana vahiy mi gelecek? Tabii ki kaynaktan alacağım. Nereden alacağım ya? İnşallah. Değil mi? En başta Kur'an'dan. İnşallah. İnşallah hocam. Bilimsel bir çalışma olduğunda da tabii ki İngiliz bilim adamıysa ondan alırız. Amerikalıysa ondan alırız. Tarihi bir çalışmaysa, adam yaptıysa, doğruysa, doğru olması şartıyla alırız. Yanlışsa da yanlışlığını bilimsel olarak açıklarız. Mühim olan, değil mi? Doğru olması.